Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Nasılsın Semih? Teşekkür ederim. Sen nasılsın Fatih? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Umarım seyircilerimiz de iyidir diye geçelim. Son dakika haberimiz var. Evet. Çok büyük bir haber. Yayına, yani kayda girmeden önce Twitter'da böyle bir iddia gördük. Onun için haberlerimizi eklemeye gerek duyduk bunu. Neymiş? Son dakika haberimiz. IMEI kayıt ücretleri, yani yurt dışından alınan telefon cihazlarının kayıt ücreti yaklaşık 46 bin liraya yükseleceği söyleniyor. Bir parantez açacağım. IMEI diye mi okunuyor bu? IMEI falan diye mi? IMEI. Tamam, IMEI. IBAN mı diyorsun, IBAN mı diyorsun? IBAN. Tamam, ben de IBAN diyorum. IMEI o zaman. IMEI kayıt ücretleri 46 bin lira. Evet, 45.913 TL oluyor. 46 bin de. Sen ona hani ücretsen. 47 lira için şey yapmayalım. Şey, algısı vergisi. Bu hesaplanmış bir değerdir. Hissiyatı yaratmak için yapılmış ama 45.953 TL çok yüksek bence, bilmiyorum. Evet, kesinlikle. Bir telefon, çoğu telefon bu kadar pahalı değil ya. Hani evet. Bence. Yorum yapmıyorum. Devam edelim. Elon Musk'la devam edelim. Elon Musk. Bir haftadır Elon Musk konuşuyoruz. Evet. Adam bir anda böyle işte robot taksi çıkardı. Evet. İşte bir şeyler yaptı. bir şeyler diye geçiştiriyoruz. Hayır, sürekli bir şey duyuruyor yani. Biriktirip hepsini aynı güne yapmaya çalışıyor herhalde. Bilmiyorum. Şey gibi. Retro çekiyor da haftalık. Evet, olabilir. Bu hafta neler yaptık? Bu arada size yaptığı şey, uzaydan gelen roketi havada yakaladı. Evet, havada yakaladı. Önceden yere indiriyordu, şimdi havada yakalamaya karar verdi. Evet, bu sayede birkaç okuduğum şeye göre Mars'a insan yolculuğunu mümkün olabilmesini sağlamaya çalışıyor. Sence Mars'a uzay yolculuğu turistik mi olacak, yoksa daha çok böyle lojistik, insanlar yerleşsin? Zenginlerin gidebilir. Yani birkaç ölmek zengin isteyen. Zengin eğlencesi. Birkaç ölmek isteyen zenginin. Okyanusun dibine gitmişlerdi, hatırlıyor musun? Evet, onlar da bir. Neydi onlar da? Lojistik konu. Evet, unuttum ya. Valla Ocean şey. Bir şey. Ocean, aynen. Evet. Hatırlayamadım ama. Ama şuraya bir yere video koyarız. Evet. Gerçekten büyük mühendislik. Tebrik etmek gerekiyor. Kolay ya. Emre Hızlı kodunu yazmış, gördün mü? Nasıl ya? Görmedim bu arada. İşte yani. Robot yaklaşırsa çok işte X ve Y koordinatları eşitlenirse tamamdır diye. Evet abi, doğru. Doğru yani, değil mi? Tabii tabii. Basit. 4-5 satır falan yani tahminim. Max 10. Ama biraz Orange'in ilk olsa. Testini yazar mısın bunu? Yok, gerek yok. Gerek yok. Canlı deneyeceğiz. Evet. Windows 11'in yeni sürümü çıkmış. Son aldığı güncelleme ile Windows kullanıcıları internet bağlantılarında kopmalar yaşadığını duyurdular. İlan ettiler. Yine bir şeyleri bozmuşlar. Windows kullanıyor musun? Hayır. Kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Bizi ilgilendirmeyen bir haber. Biz Mac'çiyiz. Mac'te bir sorun çıkarsa son dakika veririz. Son dakika. Altta KJ'ye geçeriz. 11 ile olursa yapacak bir şey yok. Kullanmayın diyoruz Windows'u. Evet. Yani. Nvidia ile devam edelim. Tamam. Son zamanlarda arda arda hisse değerlerinde artış, evet, haberlerini daha da artar bence. YTD. Yatırım tavsiyesi değildir ama ben şöyle bir şey bahsedeyim. Nvidia'yı yıllardır, yani bu AI işleri çıktığından beri diyorum ki herkese hisse alın. Ama sen artacak, hisse alın artacak. Hani yakın tanıdıklarıma tabii Twitter'da falan yatırım tavsiyesi değildir yazmam gerekeceği için yazmıyordum. Kendim aldım mı? Almadım. Anladım. Sıfır. Hiç almadım. Vizyon desem var. Vizyon var, aksiyon yok. Aksiyon. Ve alan arkadaşlarım gerçekten güzel paralar kazandı. Ben öyle kaldım. Geçtiğimiz hafta en değerli ikinci şirket sıralamasında yer alan Nvidia. Toplam değerlemesi, hemen okuyorum buradan. Rakamlarla aram iyi değil çünkü. 3.4 trilyon dolar oldu. Apple'ı geçer yakında. Çok iyi Kepetler. Yani. Çok güzel para. Şöyle Apple'ı geçer kısmında bir parantez açmak istiyorum. Apple'ın cihazları hep şöyle diyorduk, hatırlıyor musun? iPhone aldın, abi ikinciye satarken de değer kaybetmiyor diye. Şu an bu fiyat endeksinin aşağı doğru düştüğü söyleniyor. Android cihazlar fiyatının daha fazla koruduğuyla alakalı bir haber görmüştüm. Böyle giderse zaten 16'da tutmadı. İstediği gibi şeyi vermedi. 16'da bir özellik yok. Buton koymuşlar. Buton koymuş. Yani, onu 3'e çekeceklermiş. 3 tane buton olacakmış bir sonrakinde. Diyerek butonları kaldırarak şimdi geri getiriyor. Enteresan. Yani yapacak bir şey yok. Evet, Android'den bir haberimiz var. Android demişken, Android deprem uyarı sistemi, biliyorsunuz, geçmiş olsun bu arada. Malatya'da 5.9'luk bir deprem olmuş. Umarım kimseye bir şey olmamıştır. Umuyoruz. Bunu 10-20 saniye önceden haber verebilmiş. Ne diyorsun bu duruma? Ya, Android'in en çok kıskandığım özelliği bu büyük ihtimalle. iOS cihazlarda böyle bir şey var mı, varsa da bilmiyorum. Bu konuda umarım daha da hani ileriye gider bu teknoloji. Sonuçta bir deprem ülkesiyiz. 20 saniye insana gerçekten hayat kazandırabilir.
Gerçekten Android'in bu özelliğini kıskanıyorum. Nasıl yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Ben de bilmiyorum. Ama gerçekten güzel bir özellik. Umarım ihtiyacımız olmaz. Tabii ki. Bu arada deprem sonrası GSM'de yine işte standart. Yani faturaları %200 arttırırken hiçbir problem yok ama insanların en çok ihtiyaç duyduğu günlerde, anlarda hizmet veremiyorlar. Bu arada bazı GSM pro yani profesyoneller diyor ki zaten bu imkansız fiziks. Yani normalde imkansız binin düzelebilmesi ihtimali yok falan diyorlar. Bilmiyorum, öyle dediler ama. Hem uydusu var, Starlink'i var. Çek bir tane. Bence bizim Starlink'e ihtiyacımız var. Evet, kesinlikle aynı fikirdeyim. Evet, bir sonraki haberimiz Rusya'dan. Steam yani yasaklanmış. Evet, yasaklı siteler arasına girdi. Evet. Pardon, yasaklı siteler arasına girdi. Yakında erişim yasağının geleceği konuşuluyor. Yani Counter Strike'dan kapacak mı? Yok, kopmaz onlar ya. Bir şekilde girir. Evet. Hep ben Ruslar oynadım. Ben burada Ruslarla oynadım. Bana çok kızdılar. Ne söylediklerini bilmiyorum ama muhtemelen küfür ettiler. Hatırlıyor musun kelimeyi? Ben biraz bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum ama tonlamalarından küfür yediğimi hissettim. Yani o tonlamalarında. Sadece anlamadığım için çok içerlemedim. Ama biraz o zaman şey diyebilir miyiz? Cehalet mutluluktur diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Şöyle, geçtiğimiz hafta bildiğiniz üzere Discord'u yasaklamıştı Rusya. Evet. Şimdi Steam'i yasaklıyor. Türkiye'de yasaklanır mı sence? İşte ben de ondan korkuyorum. Acaba takip ediyor muyuz? İnşallah yasaklanmaz. Yasaklanmaz. Evet, Bitcoin yine evet yükselişteymiş. Bitcoin'in dominansı yükselişte. 2021 yılından sonra ilk defa bu seviyelere geldi. Evet. Zaten şey, uzmanlığımız değil ama Twitter'da takip ettiğimiz veya işte haber sitelerinde takip ettiğimiz kadarıyla bir beklenti var bu konuda, yükselmesi, daha da yükselmesi konusunda. Satoshi sence bulundu mu? Onunla alakalı belgesel çıktı. Biliyorsun ki HBO belgesel yayınladı ama işaret ettiği kişi de ben değilim diyor. Ben olsam ben de. Sen olsan sen de sen ben değilim ben der. Hayati tehlike ortaya çıkabilir. Mafyası var, Rus'u var. Tabii dertli. Zor. Evet, Elon Musk yine haberimiz. Elon Musk'a eski Twitter çalışanları dava açmaya hazırlanıyorlarmış. Dava açmışlar hatta galiba. Aynen, 200 milyon dolarlık bir dava. Tazminatlarını alamadıkları için iş mahkemesine gitmişler. Toplamda 200 milyon dolar. Evet, toplamda 200 milyon dolar. Elon Musk'ı derdin ya hemen. Öyle bir durumda. Parası var. Yani bir tane roket git gel aynen, tamam işte 200 milyon dolar. Onur o işe. Evet. Abi bu kötü bir haber. Evet. Aslında yapay zeka işimizi elimizden alacak mı'nın ilk kurbanı kurbanlarından diyebiliriz. TikTok içerik moderasyonunda yapay zekanın etkisini daha da artıracağını açıklayarak 700 tane moderasyon yapan çalışanı işten çıkarttı. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada bence bu kötü bir haber ama bir yandan da kötü değil. Çünkü oradaki moderasyon ekibindeki insanlar gerçekten psikolojisi bozuluyormuş yani. O evet. Çünkü gerçekten iğrenç içerik. Ya şöyle olurmuş. Olsaydı yani 700 tane çalışanı farklı operasyona da alsaydı. Ha. Okey de diyebilirim ama yani kişi... o moderasyon işi gerçekten zor bir işmiş. Hani. Ha, işten çıkmaları hoş değil tabii ama en azından o şeye içeriklere yapay zeka yani maruz kalacak. Fark ettiysen şöyle, son zamanlarda içeriklerin kontrolüyle alakalı çok fazla haberle karşınıza geldik. Özellikle Telegram, işte Discord vesaire. Bu konuda bence AI'nin yardımıyla bu problem çözülecek gibi hissediyorum ben. Bakalım. Umarım çözülür. Evet, YouTube'un Google haberlerine geçelim. YouTube Android cihazlarda yeni bir arayüz kullanmaya test etmeye başlamış. Onu koyarız görselini. Daha böyle şeffaf, daha minimal bir tasarıma geçecekler. Ha, bu da söylenti bu arada. Hani %100 yapacak diye bir şey yok ama genelde çıkıyor Google haberlerinin söylentileri. Evet. Bu da ilginç bir haber. Evet. İstiyorsan ben okuyayım bunu. Tabii ki oku. Chrome reklam engelleyicisi uBlock'u engellemeye başladı. Yani artık web sitesindeki reklamlara maruz kalacağız. Yine Google'ın bugüne kadar birçok kez reklam politikalarıyla alakalı almış olduğu kararlar vardı. Bu sanırım son nokta olacak. uBlock Origin, AdBlock gibi şeyler aslında yayıncılara çok zarar veriyor. Evet. Yani reklamdan kazanıyorlar çünkü yayıncılar paralarını ve reklamcılar, yayıncılar işte reklam üzerinden para kazanan şirketler uBlock Origin vesaire gibi eklentileri pek sevmiyorlar. Ya subscription modelleri. Ya ben aslında reklama karşı değilim ama yani böyle her tarafa reklam döşeniyor. Kesinlikle ya. Ben onunla acayip ayrılıyorum. Yerli haber siteleri. Evet, yani bunu suistimal etmeseler ben reklama karşı değilim ama yani site çalışması hale geliyor neredeyse. Yani. Şöyle söyleyeyim, normal senin benim web sitemde Google bunu çok güzel regüle edebiliyor. Buraya bunu koyamazsın, bunu buraya koyamazsın. Ama trafiğin artınca, az önce bahsettiğimiz haber siteleri gibi düşün. Hı-hı. O zaman ses çıkartmıyorlar. Yani bu aşikar. Birkaç defa web sitesi AdSense reklamlarıyla test yapmıştım ben.
Direkt bildirim geliyor. Bu reklamı burada kullanamazsın. Aynı sayfada 3 tane reklam kullanamazsın gibi kuralları var. Ama trafik arttıkça... Ya işte reklam konusunda o şeyi birazcık cezalandırsa, yani siteleri cezalandırsa bu kadar kötü. O zaman kendi topuna sıkıyor. Ya işte yani, hani bir dengesi olması lazım. Kullanıcının çünkü deneyimini çok kötü hale getirebiliyor reklamlar. Ben şu şey diyeyim hep, subscription modelleri önümüzdeki günlerde, yani abonelik yönetimi ve gelir modeli olarak işte abonelik servisleri daha da artacak. Çünkü reklamla mücadele ediyor, reklam engelleyicilerle mücadele ediyor Google tarafı. Kullanım oranına baktığında zaten Chrome en yüksek seviyede. Bu mücadeleye devam ettiği sürece büyük ihtimalle kazanacaktır diye düşünüyorum. O zaman YouTube'un diğer yeni haberine geçelim. YouTube kullanıcıları 6 yeni özelliğe ücretsiz ulaşabileceklermiş artık. Evet. Ya ben uzun zamandır premium kullandığım için ben de farkında değildim ama ücretsiz kullanıcılar mini oynatıcıyı kullanamıyormuş. Yani video diyelim açık farklı bir sekmeye geldiğinde işte pencere içi pencere özelliğini artık ücretsiz kullanıcılar da kullanabilecekler. Uyku zamanlayıcısı bir diğer özellik. İşbirliğine dayalı çalma listeleri, rozetler, çalma listelerine oy verme ve video hızı ayarlama. En çok şaşırdığım bu oldu. Evet, video hızları ayarlayamıyorlar. Ayarlayamıyorlarmış. Benim gibi bütün videoları bir uzun uzun izliyorlar. 1x'te izleyen kişiler için kanser bir. Burada bu bir hastalık. Biliyorum. Ben hep 1x'te izliyorum yani. Abi, çünkü 2x'te şey izlemeye alışırsam herkes bana yavaş gibi gelmeye başlar. Şöyle çok mesela bazen sen konuşuyorsun ya. Senin, abi, seni 1.5x almak istiyorum ya. Şey yapacak bir şey yok. Ve en çok maçı izlerken bu problemi yaşıyorum. Sağ kanattan yavaş yavaş atağa kalkan Galatasaray'ı böyle 1.5x almak istiyorum. Ama yapamıyorsun. Yok. İşte yapacak bir şey yok. O yüzden bence 1x'e alışmak lazım. Kesin çıkar. Google alışveriş. Google alışveriş kullanıyor musun? Hiç kullanmadım. Ama birkaç ben de defa... Sadece bazen ararken ürün aramak için öyle baktığım oluyor. Kullanılmadığı için büyük ihtimalle yeniden yenileme kararı almış Google burada. Hı-hı. Yine buraya bir ekran görüntüsü koyarak sizlerle paylaşıyor olacağız. Aranan ürün hakkında detayları içeren bir özet yazacak. Diyelim ki bu arada çok popüler olmaya başladı. Bu da güzel bir servis. Evet. Ürünün yorumlarından bir özet çıkararak yapay zeka destekli bir altında özet olarak kullanıcı deneyimlerini paylaşıyorlar. Bir kişiselleştirilmiş bir akış oluşturacak. Yani diyelim ki sen blazer ceket giymeyi seviyorsun. Büyük ihtimalle kombin yapıp sana bunu da alabilirsin, bunu da alabilirsin. Hani targeting olayları var ya. Onunla alakalı geliştirmeler olacağını söylemişler ve fiyat noktasında da en ucuzu, en iyi fiyatı size göstereceğiz şeklinde bir açıklama var. Dediğim gibi görseniz zaten videonun içerisine eklemiş olur. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Evet, oyun dünyasına geçelim. Game Pass'ten haberimiz var. Yeni oyunlar geliyormuş. Çok fazla, 7-8 tane oyun var. Yine onun ekran görüntüsünü koyarız. Güzel. Ben bu arada Game Pass seviyorum. Game Pass'çiyim. Aslında bunun için ekledim. Şu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu haberi ekleme nedenim şu. Oynadığım bir oyun vardı. Game Pass'ten kaldırılmış. Üçü ilerlediğim map vesaire bir anda silindi mi? Silindi. Peki tekrar satın alıp yüklersen? Tekrar satın alıp yüklersen devam ediyoruz. Ha, devam edebiliyoruz. Ama işte inanılmaz bir fiyat farkı var. 782 lira mıydı neydi? Hoş olmamış. Hoş olmamış. O yüzden o Game Pass'ten kalkana kadar oynayacaksın. Ha, bitireceksin. Ondan sonra şey, biraz zamana yaymayacaksın. Aynen öyle. Sen düzgün oyun oynar, ne yapalım. videonun içerisinde görsel olarak zaten eklenen oyunları da ekliyor oluruz. Evet, Until Dawn oyunu. Down nasıl okunuyor? Down. Oyuna 25 Nisan'da vizyona girecekmiş. Evet. Oyunun yani filmi evet, vizyona girecek 25 Nisan'da. Oyundan film yapma olayına ne düşünüyorsun? Yani? Güzel oluyor. Resident Evil. Doğru. Bazı oyunlar güzel film oluyor, bazıları olmuyor bu arada. Sanırım Half-Life'ın da var. Half-Life'ın da izlemedim. Vardı. Varsa filmde da benim yok. Şu an geldi aklıma ama Resident Evil bence bu konuda bir marka. Güzel. Yine negatif bir haberimiz var. Riot Games 32 çalışanını işten çıkartmış. Aslında bu çoğu 27'si League of Legends'tan. Bunu bir mesaj mı? League of Legends bitiyor mu? Yok abi, bitmez ya. Niye çıkardı o zaman? Yani şöyle, oyun sektöründe çok fazla layoff haberiyle, yani bu 17. bölümümüz, 17 bölümde evet, 2 haftada bir layoff, oyun sektöründen layoff haberi veriyoruz. Anlam veremediğim bir layoff serüveni devam ediyor orada. Çünkü gelir beklentilerine baktığında işte mobil uygulamalar, oyunlar ilk sırayı çekerken ve gelir artışı gösterirken işten çıkartmalara anlam veremiyorum açıkçası. Evet. Bir yandan öyle. Herhangi bir açıklama yoktu haberin detayında. Yani bakalım yakında detayları da belli olur. EA Games'ten, yani EA Sports'tan, EA Sports. Evet. Tiny Game.
Hatta öyle. Abi doğrusu ne? Bilmiyorum. Bu adamın bir tane videosu var. Seslendirmeyi yapan. Birebir aynısını yapıyor. Yani hiç autotune falan bir şey yapılmamış büyük ihtimalle. Seslendirmeci olduğu için olabilir bende. Hayır. Tamam. He, ama o zaman autotune mu vardı abi? Yıl kaçtan beri abi, adam aynı şeyi söylüyor. Montaj falan bir şey var mıydı? Yapmamışlar işte. Ama yapmamışlar. Ben yani çocukluğumdan beri o adamın sesini biliyorum. Hocam, yani. Hocam birebir aynısı ya. EA Sports. Tiny Gate. Tiny Game diyoruz ama ne demek acaba? Hiçbir fikrimiz yok. In the game falan mı? Neyse. FC25 artık FIFA biliyorsun. Evet. FC oldu. Herhalde lisansla alakalı bu isim değişikliğine gitti. Ben de bu arada FC25 var ama o açık dünya modu ne demek bilmiyorum. Açık dünya modu şey, onun ne olduğunu bilmiyorsun. Evet, bilmiyorum. Ben de FC25 var şu anda. Olan beni sürekli yeniyor. GTA 5'i biliyorsun. Evet. Karakter var. Tamam. Harita var. Haritanın içerisinde geziyorsun. Tamam, FC25'te niye açık dünya olsun? Bilmiyorum. Mesela ben futbolcu olarak gece kulüp falan mı gideceğim? Güzel olurmuş ya bu arada aslında. Nereye kadar gidecek bu kadar? Yani aslında böyle maça falan, aslında güzel oyun fikriymiş ya. Düşünün, sakatlanıyorsun maçı. Hastaneye falan gidiyorsun. Oo, çok güzel iyi. Oyun ya. Çok güzel oyun fikri. Bununla alakalı çok fazla meme yapmışlar. Buradan EA Games'e bildirelim. Bunu ben oynarım ya bu arada. GTA gibi ama futbol oyunu. Evet. Maça çıkıyorsun falan böyle. Rüşvet oluyor falan. Yani sen şimdi orada o zaman güzel bir şey. Değil mi? Şike yapıyorsun. Çantayla para veriyorsan. Şike falan yapıyorsun. Gol ye. Kalecisin. Gol ye falan diye. Gol ye. 3 gol yersen 1 milyon dolar falan. Aa, çok güzel oyun fikri ya. İnanılmaz. Acayip. GTA gibi ben oynarım. Evet. Bakalım. FC25'e bir update gelecek mi? Merak ediyorum. Şu anda bildiğim kadarıyla yok. Ama FC25'te şöyle bir oyun modu var. Biz olanla onu oynuyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Sadece rovaşata, voley ve kafa golü sayılıyor. Diğerler sayılmıyor. O yüzden çok zorlaşıyor. Çok eğlenceli ama. Çok zorlaşıyor. Havadan. Aslında Alman oynar kesin, bilir misin? Top yerine Alman bir kere dokunuyor. Aynen aynen. Ceza sahası içinde havadan vurman gerekiyor şuta. Yoksa normal gol atarsan sayılmıyor. Çok eğlenceli oluyor ve çok zor oluyor. Dün mesela yendi beni 1-0. Normalde 7-8-0 yenen çocuk beni dün 1-0 yenebildi. Onu da böyle güzel attı golü bu arada. İkinci golü de yemedim. Rovaşata çekti. Yemedim yani ama. Orta kafa golü vardı, hatırlıyor musun? Orta kafa golü de hatırlarım, evet. Yaşta mıyız biz? Yaşta mı? Yaşta şeyler bilmeyebilir. Evet, haberlerimize geçelim. Evet. Bu çok ilginç bir haber. Evet. Bunu da son dakikaya eklediğim haberlerden bir tanesi. Bir yapay zeka aracı haber akışlarından özet çıkarıyor. Tamam. Çıkarmış olduğu özet sonucunda haberin detayında savcının suçu işlediğine dair bir özet çıkarmış oluyor. Normalde bir şey mümkün değil ama AI tool'u böyle bir yanlış anlaşılmaya neden olmuş. Hatta bu işin sanırım savcısı ekran görüntüsünü alıp paylaşmıştı. Çok ilginç bir haber. Her zaman söylüyoruz işte AI generated content'ler, yani yapay zeka destekli üretilmiş içeriklerinizi mutlaka tekrar bir gözden geçirin. Kesinlikle. Bu benim başıma bir kere geldi. AI tool'u tarafından bir haber, bir metin yazmıştım. Haber. Umarım bu haber eline ulaştığında mutlusundur gibi bir şey yazmış. Ben bunu fark etmedim. Oo, okuyacağım. Ben bunu gönderdim. Oo, ve bunu 5 kişiye gönderdim. Çok hoş. Çok tatlı şeyler. Evet, inşallah okumamışlardır. Okudular, konuştuk sonra. Evet. Kötü olmuş. Evet, OpenAI 5 milyar dolar zarar bekliyordu. Aynen. 2024'te, 2030 yılına kadar da kar elde edemeyecekmiş. Para kazandırmaya geliştirmeye çalışıyor. Yani işte 2029 yine iyiymiş ya. Bizi bir 4-5 sene götürür. Evet. Ben kendi cebime bakarım. Kendi kullanımıma bakarım. 20 dolar. Bu ChatGPT kabası var ya, kapattık arkadaşlar. Kar etmiyorlar. Bayağı ben boşa düşerim ya. Evet, sen bayağı düşerim. Dibine sıyırıyorsun. Ben artık böyle aynen kazıya kazıya yani her şeyi artık yemin ediyorum. Her şey OpenAI'de ya. Biraz daha şey olsa yemin ediyorum. Para arttı. Var ya Gemini'de de iyi gidiyor ya. Gemini'de ben kullanmıyorum ama Gemini'de biraz araştırıyorum. Fena değil diyorlar. Gemini'de güzel gidiyor diyorlar ki bir sonraki haberimiz Gemini'den. Üretilen görselleri yeniden boyutlandırabilecek bir artık Gemini. Büyük ihtimalle upscale edecek. Diyelim ki çözünürlüğü düşük bir görseliniz var elinizde. Daha yüksek bir çözünürlüğe, daha büyük bir boyutuna ulaşmak istiyorsunuz. Gemini artık bunu destekleyecekmiş. Büyük ihtimalle şu an ücretsiz kullanıcılara açık değil. Önümüzdeki günlerde herkese açılacaktır bu servis. O zaman tekrar deneyip sizinle deneyimlerimizi paylaşırız. Evet, ChatGPT'den bir haberimiz daha var. Jailbreak promptu bulunmuş. Evet. Yani tüm her şeyi yaptırmayı sağlayabiliyormuş. Bir, daha önce de vardı. Vardı. İşte ben Sam Altman'ın bana bu şekilde cevap ver yazdığında ona göre cevap veriyordu. Yine girilen prompt sonunda yazmış olduğunuz
prompt'un neticesinde bir endpoint gibi davranmaya başlıyor ve istediğin sonuçların hepsini alabiliyorsun. İddiaya göre Grok'ta ve xAI araçlarının tamamında bu işe yarıyormuş. Ama kapatırlar onu. Kapatırlar. Hemen keşfedince hemen paylaşmayın arkadaşlar. Biraz ekmeğin iyi. Ekmeğin iyi biraz. Sağda sonra. Solda ondan sonra paylaşın yani. Biz de biliyoruz. Yani biz söyle ama her bildiğimizi paylaşsak. Yani olmaz. Evet, mobil kalmaz. Haberlere geçelim. Artık iOS 18.2 versiyonu ile birlikte bir işletme sizi aradığında onun işletmenin logosu gözükecekmiş. Evet, bu da spam için bence iyi bir şey. Spam için güzel. Ayrıca bilmiyorum nasıl göstereceğini ama var ekranın önünde. Gayet mantıklı. Soft. Ya buraya kadar yapmaları. Ya burada beni tek düşündüren şey yani 0850 hata almak çok kolay. Evet maalesef. Logoyu koymak da çok kolay olur bence. Evet kesinlikle öyle olacaktır. O yüzden. Acaba orada bir şey mi? Şu telefonun ID registration prosesi şey olacak Apple'da galiba. Değil mi? Evet. Öyle. Bir para falan da alır oradan yani. Type of doğal. 1000 dolar alsa. Alsa güzel. 1000 işletme gelsin. Çok güzel para. Bedava. Evet. Android'den bir sonraki haberimiz. Android'in yeni versiyonu. Android 15 ile birlikte uyarlanabilir titreşim olacakmış. Aslında çok hoşuma gitti bu özellik benim. Evet, uyarlanabilir titreşim ne peki? Mesela telefonun çok sesli bir ortamdasın, partidesin. Evet. Telefonuna hanım arıyor. Açmazsan ne olur? Evet, ne olur? Sıkıntı olur. O yüzden telefon yüksek sesli bir ortamda olduğu için daha fazla titriyecek. Evet. Sessiz bir ortamdayken daha az titriyecek. Sessiz ortamda daha. Mesela şu anda sessiz bir ortamdayız. Da böyle yapmayacak. Da böyle minik 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 minik. Böyle hafif tutacak yani. Biri arıyor diye. iOS'te var bu. Ayarlayabiliyorsun aslında. Ama şunu algılayamıyor. Yüksek seste az titreyeyim işte. Ha. Evet onun ayarlandı. Şey yapıyor. Çok basınca çok titriyor. Sen kendi tamam, titreşim şeyini olduğunu biliyorum evet. Ama o işte yüksek sese göre. Evet, o yok. Evet. Bu arada bu telefonun şarjını bitirecek bir özellik değil mi ya? Nasıl olacak? Çalarken mi sadece bir şekilde mikrofonu açıp ortam sesi alması lazım ya. Oo, bak. Tehlikeli. Tehlikeli. Şey alır büyük ihtimalle ya kesitler 10 saniyede bir 20 saniye. Bilmiyorum bunu güvenlik araştırmacılarına devrediyorum. Security'leri sahneye davet ediyoruz. Lütfen bu konuda uyanık olun. Bakın bakalım nasıl tespit ediyor. Şey, çünkü telefonu çalarken sesimin kaydetmesini istemezdim yani. Dün bir sunumdaydım. Mikrofon açıklayınca aklıma geldi. Sunumda öğrencinin bir şey sordu. Google bizi dinliyor dedi. Nasıl anlatacaksın şimdi çocuğa? Aynısı. Evet. O da anlatamazsın. Bu arada şöyle bir şey olsa. Düşünsene. Telefonda çok ses çalıyor. İşte karşı tarafta da eşin arıyor. Sen de partidesin o sırada. Karşı tarafa diyor ki açamıyor şu an partide diyor. Mesela. Abi yuvayı kaç. Lütfen böyle şeyler yapmayın sayın evet. Yazılımcılar. Lütfen böyle geliştirmeler yapmayın. Evet haber bültenimizin sonuna geldik. Biz sevgili arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Gerçi niye faydalı olsun bilmiyorum ama işte haberleri öğrenmişsinizdir bu haftanın haberlerini diyelim. Bir sonraki retro bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.